Arkadaşlar, embriyonik gelişim basamaklarıyla devam ediyoruz. Evet. Evet Seval Hocam, söz sizde. Şimdi embriyonik gelişim basamakları derken biz artık embriyonun nasıl olduğunu, nasıl oluştuğunu, dişi üreme sistemi, erkek üreme sistemi şeklinde anlattık. Onun sonrasında döllenme sonucunda bizim bir hücremizin mitoz bölünmeler geçirmesiyle bu evreyi tamamlamasına dikkat ediyoruz. Şimdi biz zigotu oluşturduk. Tamam. Tamamdır. Ama zigottan çok hücreli bir yapıya, yani bir sürü hücrelerimiz olsun. Bu hücrelerin oluşması aşamasına bakacağız. Bu hücreler oluşurken tabii ki bir farklılaşma olacak. Tabii ki bir değişim olacak ki ana bireyi meydana getirirken işte kulağım, parmağım, gözüm gibi yapılarım ortaya çıkabilsin. Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların tümüne birden biz gelişme adını veriyoruz. Yani zigottan ergin bir birey oluncaya kadar gerçekleşen olayın adı gelişmedir. Ve bu evrelerin içerisinde segmentasyon evresini göreceğiz. Yani hücre bölünmeleri evresini göreceğiz. Aynı şekilde hücre göçünü göreceğiz. Hücreler göç edebilir. Hücrelerin farklılaşmasını göreceğiz ve organogenezi göreceğiz. Organogenez ne olabilir? Organların yeniden... Yeniden demeyelim. Genez oluşum demek. Oluşum işte. Organ oluşumu. Organ oluşumu diye bahsedeceğiz. Ve en son organların oluşumundan. Şimdi segmentasyon dediğimiz zaman. Segmentasyon dediğimiz olay zigotun bölünmeler geçirmesidir. Bir tane zigottan 4 hücreli, 8 hücreli, daha sonra 32 olabilir, 16 olabilir, birçok hücrenin bir araya gelmesiyle morula dediğimiz evreyi oluştururuz. 2 üzeri n şeklinde mi gelişiyor bu yoksa? Hemen sayısal kısmı yakalıyorsunuz hocam. 2 üzeri n şeklinde diyebilirsiniz. Yani zigottan 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 şeklinde ilerlemelerle hücreler bölünür ve bir bütünlüğü korurlar. Hızlı bir mitoz takibidir bu. Yani hızlı bir şekilde mitoz geçirir. Bu zigotun birçok hücreyi bir araya getirmesiyle oluşan dut şeklindeki yapıya morula diyoruz. Bu segmentasyon sürecinde, segmentasyon sürecidir burası. Hücrelerin hızlıca bölünmesi sürecidir. Bu her bir hücreye blastomer adını veriyoruz. Blastomerler oluşturmuştur. Dörtlü blastomer, sekizli blastomer, 32'li blastomer gibi şeylerden bahsediyoruz. Segmentasyon evresinde bir de şundan bahsedebiliriz. Segmentasyon evresinde özellikle hani dut şeklinde morula, dut görünümlü morula yapılarımız var ya. Örneğin şu şekilde bir arada duran hücre topluluğu adını da verebiliriz. Ama özellikle şunu söyleyelim. Segmentasyon evresinde büyüme olmaz. Segmentasyon evresinde ben sadece hücre bölünmesini gerçekleştiririm. Çok sayıda hücre artışını meydana getiririm. Herhangi bir şekilde zigotun hacminde de değişim meydana gelmiyor. Bu da önemli bir noktamızdır. Ve az önce de bahsettiğimiz gibi ikinin katları şeklinde devam eder bu olaylar. Ve mitoz bölünme geçirdiğim için bir soru sormuş olayım bu arada. Siz bunun cevabını kesin biliyorsunuzdur. Genetik değişim olmuyor zigottan embriyo hani canlı bir birey oluşuncaya kadar. Renk körlüğü. Yok hocam ondan bahsetmiyorum. Olsun. Ne bileyim ben de var ya hep onun üstünden gidiyoruz. Bu bir zigot. Evet. Zigotun bölünmeler geçirmesiyle hani nasıl bir bölünme geçirir? Bundaki genetik farklı, bundaki genetik farklı mıdır? Genetik açıdan bir farklılık var mıdır? Onu sormaya çalışıyorum. Genetik açıdan farklılık yoktur. Yoktur. Hı. Yani o zaman burada aslında az önce de bahsettiğim gibi mitoz bölünme geçirdiği için hani onun da üzerine değinelim. Buradaki hücreyle buradaki hücrelerin genetik özellikleri birbirinin aynısıdır. Neler farklı olabilir? Sitoplazma miktarları farklı olabilir. Organel çeşitleri aynıdır ama organel sayıları farklı olabilir gibi şeylerden bahsediyoruz. Korkuyorum artık yanlış cevap vereceğim de. Yok hocam korkmayın öyle demeyin. Şimdi morula evresinde embriyo çok sayıda hücreden oluşmasına rağmen blastomerdeki toplam madde miktarı zigotunkinden daha azdır. Neden? Neden olabilir? Şu cümlenin. Toplam madde miktarı. Çünkü bak altta hemen yazıyor. Çünkü zigot büyümeden bölünür ve yapısında bulunan
besin maddesi hücre bölünmeleri sırasında enerji sağlamak için harcanır. Biz enerjiyi nereden harcıyoruz? Besinden. Doğru mudur? Doğrudur. Hücreler bölünecek. Bölündükçe içerisinde var olan vitellüs miktarı da, yani besin miktarı da enerji kullandığım için daha da azalacak. Doğru. Nokta burası yani. Doğru. Embriyonun kütlesi döl yatağına tutunduktan sonra artmaya başlar. Çünkü ne olabilir? Plasenta oluşumu başlar. Doğru. Plasenta oluşumu başladıktan sonra embriyonun kütlesi anneden beslenmeye başlamasıyla birlikte artış gösterir. Burası önemlidir aslında. Blastula dediğimiz yapı ise blastomer hücreydi. Hücrelerin adıydı. Blastula dediğim şey şu şekilde bir yapıdır. Bizim hücrelerimizin, mutlaka küçüklüğünüzde top oynamışsınızdır, futbol topu, ve mutlaka topunuz patlamıştır. Bu topun görünüşüdür aslında. Dışındaki zar yapısı, yani hücrelerin yapısı, doğru, topun yapısı, doğru, içinde bir boşluk vardır. Hı hı. Bu boşluğun adı blastosöl boşluğu. Yani bunlar blastula evresi, bu evre. Bu boşluğun adı blastosöl. Yani aslında bu da birinci karın boşluğu olarak adlandırılan kısımdır. Hmm. Biz buradan, bu boşluktan içeriye doğru hücrelerin göç etmesini sağlayarak yapacağımız şey organlarımızı oluşturmak, sistemlerimizi oluşturmak gibi söyleyebiliriz. Hmm. Ama bu evrede de farklılaşma yoktur diye belirtelim. Gastrula evresinde ise şöyle söyleyeceğiz. Az önce söyledim ya, bizim blastula evremiz şöyle bir evreydi. Doğru. İçi top, boş, şu şekilde hücrelerin olduğu evreydi. Hı hı. Şimdi burada şöyle yapılarımız oluşmaya başlayacak. İçeriye doğru bizim şöyle farklılaşmaları başlatacağız aslında. Farklılaşmanın başladığı evredir bu ve hücrelerin, yüzeyde yer alan hücrelerin özellikle blastula boşluğuna doğru göç etmeye başlamasıdır. Blastosöle doğru göç etmeye başlarlar. Bu hücreye göç etmeleriyle birlikte 2 veya 3 tabakalı embriyolarımız oluşacak. Hmm. Ve biz bu evreye gastrula evresi diyeceğiz. Ve hücre göçüyle ortaya çıkan şuradaki boşluk da gastrula boşluğu olacak. Çünkü bu içeriye doğru boşluk oluşturmaya devam edecek olan bir yapımızı oluşturacak. İşte burası bizim gastrula boşluğu olarak adlandırdığımız veya ilk bağırsak boşluğu olarak adlandırdığımız kısımdır. Daha sonra şu kısım bizim için çok önemli. Hücre farklılaşmalarının görüldüğü ilk evredir. Hücreler farklılaşmaya başlayacak ve daha sonra bizim tabakalarımızı oluşturacak. Embriyo tabakalarımız, yani endoderm, ektoderm, mezoderm. Ekto dış doku, yani dış yapı. Endo iç. Bir de bunların arasında kalan mezoderm dediğimiz yapımız var. Normal şartlarda arkadaşlar bunlar müfredatınızda çok fazla yok. 10. sınıf MEP kitabında yok. Ama test kitaplarında endoderm, ektoderm, mezoderm kelimeleri geçiyor. Endoderm ve ektoderm, özellikle söylüyorum. Hani endo, ekto ve mezoderm. Şöyle söyleyelim. Sünger ve sölenterlerin dışındaki canlıların hepsinde bulunur. Sünger ve sölenterlerde mezoderm tabakası yoktur. Buna dikkat edelim. Peki ektoderm, örneğin endoderm ve mezoderm nedir diye sorarsanız, örnek veriyorum sadece. Ektodermi bilseniz en azından yeterlidir. Hı hı. İlk canlının geliştiği kısım, ilk canlıda gelişen kısım sinir sistemidir. Sinir sistemimiz, göz oluşumu, bunlar en önemli noktalardır. Notokort, omurilik, hani omuriliğimiz, omurgamızın yapısı ilk gelişen kısımdır ve ektodermdir diye söyleyebiliriz. Ektodermi örnektir diye söyleyebiliriz. O zaman embriyonik tabakaların görüldüğü ilk evre gastrula evresi diye söyleyebiliriz. Gastrula içinde de ektoderm. Yani şöyle, hemen şuraya çizelim hocam. Soruyu giderelim. Bu bizim blastulamızdı. Bunun içeriye doğru çökelmesiyle birlikte gastrula oluşuyordu. Gastrulalardan farklılaşan hücreler bizim
Şunlar mezodermimizi içeriye doğru çökmenin devam etmesiyle ektoderm ve şurası ektoderm, şurası endodermi oluşturacak. En içte kalan yapı endo, ortada kalan yapı mezo, en dışta kalan yapı ekto olarak isimlendiriliyor. Ve biz burada organogenez, organogenez ne demek? Organ oluşumu demek. Organ oluşumlarını meydana getiriyoruz. Hı-hı. Yani gastrülasyon evresinden sonra farklılaşma ve organ oluşumlarına bakarken, ama biz şunu biliyoruz, organlar oluşurken hücreler bir araya geldi. Doku mu organ mı? Doku. Doku. Dokular bir araya geldi. Organ. Organlar bir araya geldi. Sistemleri oluşturacak ve sistemlerin arkasından da oluşan şey organizmadır, yani canlıdır diye özellikle söyleyebiliriz. Bizim aslında organogenez dediğimiz yapı endoderm, mezoderm ve ektoderm tabakalarının tamamlanmış durumlarıdır. Bunlar tamam gelişimlerini tamamladıktan sonra zaten organları da tamamlamış olacaklar ve böylelikle farklılaşmayı da sağlamış olacaklar diye özellikle söyleyebiliriz. Geçtim. Ve ektodermin arkadaşlar, hani kalınlaşıp katlanmasıyla meydana gelen nöral tüp ileride merkezi sinir sistemini oluşturur. Ektodermimizden oluşur ve bizim için biz oluşurken ilk oluşan sistemimizdir bu. Çünkü notokordumuz, nöral tüpümüz, yani nöronlarımız, sinirlerimiz olmazsa bizim oluşumumuz da zaten istemsiz olarak gerçekleşmez diye özellikle söyleyebiliriz. Aynı zamanda şimdi endoderm, ektoderm, mezodermi oluşturduk ama oluşturan hücreler daha sonra farklılaşarak doku ve organları meydana getirecek dedik. Doğrudur. Ya bu dokulaşma sürecine histogenez. Neden? Histoloji doku bilimiydi. İşte bu. O yüzden biz buna ne diyebiliriz? Histogenez diyebiliriz. Histoloji doku bilimiydi. Bunun oluşumuna da zaten hani doku oluşumuna da histogenez adını verebiliriz. Aynı şekilde organ oluşumuna da organogenez adını verebiliriz diye özellikle söyleyebiliriz. Hücreler burada şekil olarak değişime uğradıklarını da, özellikle gen faaliyeti olarak da değişime uğradığını söyleyebiliriz. Gen faaliyetindeki değişim derken şudur, aktiflik farklıdır. Yani parmağımdaki genlerle ayak parmağımdaki genler aynıdır ama aktif olarak ben elimde tutmayı daha fazla yapıyorum veya görme işlemini daha fazla yapıyorum. Hani genlerin görevleri, aktiflikleri farklıdır diye özellikle söyleyebiliriz. Ve daha sonra bu programlı hücre ölümlerini lizozom organelini anlatırken de söylüyoruz. Canlı oluşurken örneğin parmaklarımız, anne karnında parmaklarımız perdeli. Bu perdelerin kalkması için kontrollü hücre ölümleri veya kontrollü hücre ölümleri dediğimiz olayın gerçekleşmesi lazım ki vücudumuzdaki bazı yapıların en belirgin şeklini, en belirgin halini alması gerekiyor. Bu da kontrollü hücre bölünmesidir aslında. Peki, hücre bölünmesi, evet. Bölünmesi. Peki hocam. Hücre ölümleri, pardon. Ölümleri. Bazı kişilerde doğuştan 6 parmak oluyor. Bunun sebebi? Bununla bir ilgisi var mı? 6 parmakla bunun ilgisi yok. Yani bu sadece şöyledir. Bu perdeydi. Evet. Aradaki perdeler kalktı. Bu şey olabilir aralar mesela. Bu, eğer bu böyle, burada bir hata meydana gelirse işte perdeli doğabilir gibi olaylar olabilir. Anladım. Yani onun bununla alakası yok. Yok. Tamam. O genetiksel bir farklılıktır. Genetik bir farklılıktır. Genetik. Özellikle onu söyleyebiliriz. Hı hı. Mesela ne demiştiniz örnek olarak? El ve ayak gelişiminde belirli bir kalıba göre bazı hücrelerin ölmesiyle parmak şeklini kazanması. Yani aslında anlatmaya çalıştığımız şey aynı. Perdeli olan parmakların perdeli doğmuyoruz. Ayak parmaklarımız da gene aynı şekilde. O perdeler zamanla kontrollü hücre ölümleri sayesinde ne yapılıyor? Ölüm gerçekleştiriliyor ve gerçek parmak şeklini alabiliyoruz.